Buradaki oturumumuzda gençlik ve iş dünyasının çoğu zaman kesişim noktası olarak görülen startupların ekosistemine bakacağız. Startup deyince yaratıcılık, bolca fikir ve girişim ruhu elbette akla gelen ilk kavramlar oluyor. Ancak bu kadar talebin olduğu bir ekosistemde arz hangi parametreler doğrultusunda sağlanıyor? Bir işe yatırım yapılmasına nasıl karar veriliyor? Tüm bunları ana pazarda %84'ü dolaşımda olan Hub Girişim Sermayesi AŞ'nin Kuluçka Merkezi Starter Hub'ın Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Boğaç Göncü yanıtlayacak. Ve Sayın Göncü özellikle sorularınıza yanıt vermek için de büyük bir sabırsızlıkla bekliyor olacak konuşmasından sonra. Ben şimdi Sayın Göncü'yü yayına almak istiyorum. Sayın Göncü selamlar, hoş geldiniz efendim. Merhabalar, hoş bulduk. Sağlıklı bir şekilde duyuyoruz sizi efendim, bağlantınızda gayet iyi. Tamam. Ben bir giriş yaptım, sözü size bırakmak istiyorum şimdi. Gençlik deyince ben bugün rahat giyindim geldim. Önceki konuşmacımız benim eski sektörümden, kendilerine kolaylıklar diliyorum. Yazın ceket kravat tabii kolay değil. Çok teşekkür ederim giriş için. Gerçekten de 20 küsur yıllık bir kariyer. Ben de işte üniversite hayatımdan sonra hemen kurumsal hayata başladım. Ve kurumsal hayattan çıkamadım. Bugün arkaya dönüp baktığımda aslında fırsatlarımın olduğunu görüyorum. Başka bir hani kafayla, bugünkü kafayla acaba onları yaşasaydım daha önce dener miydim şansımı? Şu anda çok mu geç? Bu soruların cevaplarını hala arıyorum. Ama yine de biz deneyimlerimizi paylaşmaya odaklanalım. Ben şimdi size çok basit bir sunum hazırladım. Ekranımda sanırım görülüyor değil mi? Şu anda bir problem var mı? Her şey görülüyor mu? Şöyle bir gireyim. Şu anda evet yansıdı. Tamam. Buyurun. Peki. Size gerçek anlamda değer katabilmek için öncelikle yatırım kararlarımızı biz nasıl alıyoruz? Bundan bahsetmek istedim bugün. Çok kısa bir zamanım var. Beni de uyarın. Önüme bir ben saat koymadım şu anda süreyle alakalı. Biz nasıl seçiyoruz gerçekten yatırım yapacağımız startupları? Şimdi iyi bir fikir gerekiyor gerçekten. Ama dünya iyi fikirlerle dolu ve çok iyi biliyoruz ki iyi fikirleri ilk aklına getiren kişilerin önemli bir kısmı başarılı olamamış. İyi bir fikir yeterli değil. Peki. En önemli şart iyi bir fikrin yanına iyi bir ekip koymak. Ama ne kadar iyi bir ekiple başlarsanız başlayın, ne kadar güzel bir böyle kafa, kalp, yürek uyumu olursa olsun, fikir, düşünce uyumu olursa olsun bilin ki yolda değişecek. Uzun bir yola çıkıyorsunuz. Ama başlangıç için iyi bir ekip kurabilmek önemli. Peki iyi bir ekipte hikaye nasıl? Ya mutlaka ve mutlaka ben startuplarda hep şunu gördüm. Daha önce de hani mentorluk yaptığım startuplarda da genelde bu iyi bir fikirle başlayan yolculukta ürün odaklı ve üretim odaklı beyinler bu işi gerçekten lead ediyorlar, başlıyorlar. Harika bir ürün, harika bir deneyim, harika bir şey çıkıyor. Geliyorlar, ilk başta ilk turda yakın çevrelerinden bir şeyler toparlıyorlar. Tekerlek dönmeye başlıyor, sonra tıkanıyor. Neden? Çünkü satış pazarlama konusunda ürün hakikaten çıkartan mühendis kafalar bir saatten sonra yetersiz kalabiliyor. O yüzden iyi bir ekip kurarken mutlaka ki analitik düşünceyle kreatif düşüncenin eşit demeyelim ama yakın bir oranda olabileceği bir yol haritası çizin kendinize. Çünkü birilerinin bunu, bu değeri anlatması, götürmesi, pazarlaması, satması gerekecek. Ve bu bazen online olacak, bazen offline olacak, bazen hibrit olacak. Her ikisi birden gerekli olacak. Dolayısıyla şirketleri ilk, ben hep 4x100 metreye benzetiyorum bunu, ilk 100 metreyi mühendisler, üretim tarafı koşuyor. İkinci 100 metrede bir sıkışıklık, hop satışçı alıyor, satış kanallar kuruluyor, tıkır tıkır. İlk satışlar, ilk işte gelirler, tamam harika. Sonra yine bir tıkanıklık yaşıyor. Üçüncü 100 metre kim? Pazarlama. Neden? Çünkü artık belki yeni segmentlere gitmek lazım. Değer teklifleri, insanların, kurumların, kişilerin hayatlarına nasıl bir değer katıyoruz? Bunu nasıl söyleyelim? Hangi kelimeyi nereye koyalım? Hangi mecrayı, hangi medyayı nasıl bir medya mixle yürüyelim? Pazarlama koşuyor. Son 100 metreyi de finans koşuyor. Neden? Çünkü artık evet ürün var, kanal var. Bir şekilde pazarlamamız çok iyi. Parayı değerlendirmek, döndürmek lazım. Çünkü
çok çok kritik. Dolayısıyla iyi bir ekipteki 4 tane önemli konu, kritik taraf bunlar. Tabii ki idari işler, insan kaynakları çok önemli. Yolda bunları da katacaksınız ama ben tamamen teknik taraftan bakıyorum size. Peki bütün bunları yaptık. İyi bir fikir var, iyi bir ekip var. Başarı hala gelmeyebilir. Ne gerekiyor? İyi bir execution, iyi bir uygulama. Bunun için tek slide yeterli değil. Size birkaç tane öneride bulunacağım. Birincisi, gerçekten dünyada hiç keşfedilmemiş şeyler keşfetmeye çalışmayın. Yani böyle bir eğer cevher varsa birinizde, bu çok 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 kıymetli. Ama bu işin şartı bu değil. O inovasyon denilen hikaye aslında hepimizin gözü önünde olan 2-3 parçayı kimsenin görmediği şekilde birleştirip ortaya bambaşka bir değer çıkartabilenler kazanıyor. Bu konuda emin olabilirsiniz ve bakın etrafınıza. Yani merakınız olan, heyecanınız olan ve gerçekten hakim olduğunuz bir konuda insanlar, kişiler, kurumlar nerede sıkıntı yaşıyorlar? Çok basit düşünün. İlk tavsiyem bu. İki, iyi bir iş planınız olsun. İyi bir business plan çok önemli. Bir sektörel analiz yapın. Bakın sektöre. Sektördeki oyuncular kimler? Bir pazar araştırması yapmaya çalışın elinizdeki imkanlarla. Burada ne kadar kullanıcı var? Ne kadar kullanım var? Ne kadar gelir var? Buradaki maliyetler, marjlar nasıl? Peki rakamları yazdık. İyi bir iş planı yaptık. Hedefleri koyduk. Şu kadar işte yeni müşteri kazanacağız. Tutundurmada şöyle yapacağız. Efendim tarifemiz, kampanyamız şu olacak. Rakamları yazmakla olmuyor bu iş. Bu rakamları gerçekleyebilecek iyi bir yol haritanız olması gerekiyor. Üçüncü konu yol haritası, iyi bir roadmap. Fakat roadmap'te de şunu yapacağız, bunu yapacağız, tak 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 koyduk hepsini. Hala yeterli değil. Çünkü yapmak istediğiniz, almak istediğiniz aksiyonun mutlaka fizibilitesini yapmanız lazım. Bakın veriye ulaşamıyorsanız da tahmin edin, öngörün. Anlatabiliyor muyum? Mutlaka elinizde o aksiyonu alırken nasıl bir maliyetle gideceksiniz? Yani fizibilitesi ne olacak? Bir karşılığında ne bekliyorsunuz? Bunun getirisi ne olacak? Bence mi sence mi kavgalarına girmeyin. Karar rakamlar versin. Beşinci konu. Ya biz basit düşündük. İyi bir iş planı yaptık. Yol haritamızı koyduk. Tamam, her aksiyonun fizibilitesini yaptık. Bunlar hep sapacak bu arada. Hiç endişeniz olmasın. Herkesinki sapıyor. Takip analizleri yapmanız lazım. Biz bu aksiyonu alırken bazı öngörülerde bulunduk. Hem maliyetler tarafında, kaynak tüketimi tarafında, hem de getiriler tarafında. Bakalım hayat bizim öngördüğümüz gibi devam edecek mi? Takip analizleri yapın. Çok yakın takip etmek zorundasınız. Çünkü özellikle yeni girişimlerde tabii ki hani artık zaman da çok yok bu arada. Para hani sınırlı. Her şey sınırlı. O yüzden takip analizlerini yakından yapıp hem pozitif hem negatif öğrenimlerinizi, ne moralinizi çok yukarı çekecek şekilde, çok böyle overconfident, kendinize çok güvenecek bir şekilde, ama ne de moralinizi bozacak şekilde. Çünkü yönetemediğimiz çok faktör var. Bütün işleri çok etkileyen, yönetemediğimiz çok 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 fazla faktör var. Moral, disiplin çok önemli. Bunu bozmadan devam edin, devam edin, devam edin. Küçük küçük dokunuşlar, küçük küçük böyle düzeltmeler. Bütün bu ilk saydığım 5 konu, basit düşünme, iyi bir iş planı, iyi bir yol haritası, fizibilite ve takip analizleri, iyi bir execution için benim hayatımda kullandığım ve gerçekten çok faydalı olduğunu gördüğüm 5 tane tool. Son olarak da bütün bunları yaparken, bakın zaman ve para sınırlı kaynak dedim, hızlı olun ama acele etmeyin. Hızlı olmakla acele etmek aynı şey değil. Her aksiyon için bir zaman planı mutlaka olmalı. O zaman planını bir parça hani sapmaları da göz önüne alarak, göz önünde bulundurarak yapın ama lütfen o zaman planlarından sapmamaya çalışın. Çünkü hem yatırımcıyı, hem girişimciyi, hem çalışanı, hem müşteriyi en çok etkileyecek olan, en çok düşündürecek olan, en çok hakikaten belki de kızdıracak olan şey gecikme. Bunları çok iyi yönetmeniz lazım. O yüzden hızlı olun ama acele etmeyin. Peki diğer şart ne? İyi bir yatırım planı. Bu yatırım planının ufak tefek şeylerinden zaten bahsettim, fizibilite konularını, ama benim asıl değinmek istediğim şey, cephaneniz bitecek. Ve eğer gerçekten iyi bir plan, iyi bir ekip ve iyi bir execution bir araya gelmişse ve gerçekten de sektörde seçmiş olduğunuz konuyla ilgili bir acıyı dindirmeyi başardıysanız büyümeniz gerekecek. Büyümeniz gerekecek. Ve bu büyüme içinde maalesef ve maalesef para gerekiyor. Ama çok şükür ki şu anda dünyada en çok bulunan şey para.
küçücük bir şey. Bakın bunları takip edin. 1920'li yıllarda Amerika'da bir büyük buhran yaşandı biliyorsunuz. İnanılmaz bir kriz oldu. İnsanlar açlıktan öldüler. Sonra hakikaten bu Fed'ler falan işte oturdular, düşündüler. Dediler ki biz para basalım. Ve 2008'e kadar, yok pardon özür dilerim. Doğru evet 2008'e kadar 800 küsur milyar dolar, 9 milyar dolar civarı bir para basıldı. Bakın 20'li yıllardan 2000'li yıllara kadar. Sonra çok iyi bildiğiniz gibi bu 7 yılda bir gelen krizlerden bir tanesi bizi 94, 2001, 2008, 2015. 2008'de vurduktan sonra 2015 krizini öngörenler hemen öncesinde Bernanke'ydi o zamanlar Fed Başkanı. Dediler ki biz yine para basacağız. Ekonomiyi canlı tutmak için para vermemiz lazım. Tapering. Bastılar parayı. Arkadaşlar 3 yıl, 4 yıl içinde ne kadar para bastılar biliyor musunuz? Bakın 1920'lerden 2013'lere kadar aşağı yukarı 900 küsur milyar dolar, 4,5 trilyon dolar. Niye bunu size anlattım bu hikayeyi? Bugün dünyada en çok bulunan şey para. O yüzden gerektiği kadar ve zamanı gelince yatırım alın. Acele etmeyin, geç kalmayın ama kendi şirketinizde memur olmayın. Çünkü burada izleyen, bu işi çok iyi yapan meslektaşlarımı, arkadaşlarımı, dostlarımı tenzih ediyorum ama kendi şirketinizde memur olacak anlaşmaları imzaladığınız zaman çok zor kurtuluyorsunuz onlardan. Çok dikkatli okuyun o SHA dediğimiz shareholder agreement'ları. Çok 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 dikkatli okuyun. Ve buraya tekrar yazıyorum, yatırım konusunda da aynı execution'da olduğu gibi hızlı olun ama acele etmeyin. Neden biliyor musunuz? Hızlı olmak çok önemli. Biz yatırımlarda bir şeye bakarken, seçim tercih yaparken baktığımız birkaç tane parametre var. Bunlardan bir tanesi aylık tekrar eden gelir, monthly recurrent revenue. Fakat erken aşamalarda sadece fikre bile para verilebiliyor. Ama o zaman tabii ki daha ortada hiçbir şey olmadığı için fikirden başka değerleme düşük oluyor. Siz bu aşamayı birazcık iyi bir execution'la, biraz kendi yağınızla atlatıp fatura kesmeye başladığınızda aslında ikinci yatırım turu gibi bunu düşünüp bir başka değerlemeyle çıkıyorsunuz yatırımcının karşısına. Ben artık döndürüyorum diyorsunuz. Bunu becerebilmeniz çok önemli arkadaşlar. Çok 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 önemli. Çünkü yatırım ne kadar erken gelirse şirketinizden o kadar büyük bir pay gidecektir. Ve daha sonra hani bunları geri almak veya diğer yatırım turlarında hani başka yatırımcıları içeriye sokmak zorlaşacaktır. O yüzden iyi bir yatırım planı, 3 adım belki 4 adım 4 tur bir plan yapacaksınız. İlk turda ben şirketimin yüzde kaçını çıkartmaya göze alıyorum, ikinci turda ne kadar, üçüncü turda ne kadar. Günün sonunda bütün bu yatırım turları bittiği zaman ben de şirketimin yüzde kaçı kalacak ve ben full exit istiyor muyum istemiyor muyum? Bakın bu kararı en başından vermeniz önemli ve duvara yazmanız önemli. Neden biliyor musunuz? Yoldan çıkartacak teklifler gelecek size veya çok moralinizi bozacak bazı şeyler yaşayacaksınız. Yönetemediğiniz çok parametre var. Bak bir kere daha tekrar ediyorum. Gerçekten ne çok para önünüze konduğunda ne o ayki borçlarınızı ödeyemediğiniz zaman hayallerinizden vazgeçmemeye çalışın. O yüzden de bu işi kurarken ne hayal ediyorsanız yazın kocaman asın böyle karşınızda dursun. Okey. Peki iş bununla bitiyor mu? Bakın iyi bir yatırım, iyi bir execution, hakikaten iyi bir ilerleme, iyi bir yaşam yaşamadan bu mümkün değil. Ve iyi bir yaşamın da şartları var. Ben bunları çok hayatımda tuttuğumu düşünürken tabii ki ihmal ettiğim çok zamanlar oldu. Belki halen de o zamanlardan bir tanesini yaşıyorum. Ama iyi bir yaşam deyince aklıma ne geliyor? Ben size onu paylaşmak istedim. Birincisi, abi çok çalışın, çok çalış. Hayır kardeşim, yeteri kadar çalış. Ne kadar yettiğini sizden daha iyi kimse bilemez. Alabildiğiniz her desteği alın, her fikri alın, her hani gerçekten dinleyebildiğiniz insanı dinleyin. Her şeyi kendiniz yapmaya çalışmayın. Çünkü yetişemezsiniz. Yetişemezsiniz. Dolayısıyla o iyi zaman planı var ya, onun içinde kendinize de zaman ayıracak bir şeyler olmalı. Yeteri kadar çalışın. Mutlaka spor yapın. Çünkü spor fiziksel olarak sizi dik tutacak. Kafanızı belki bir parça boşaltacak. Ama daha da önemlisi, hani en önemlisi, fiziksel olarak sağlıklı olabilmeniz için önemli şartlardan bir tanesi. Sanattan uzak kalmayın. Hani bir enstrüman çalmak, bir resim yapmak, bir şeyin içinde olmak çok güzel ama hani bunu yapamıyorsanız da iyi bir tüketici olun.
O da sizin çünkü duygularınızı besleyecek. O moral kondisyonunuzu yüksek tutacak. Dünyayı takip edin. Ne olup ne bittiği çok kritik. Gerçekten sizin belki de 2 sene, 3 sene önce hayalini kurduğunuz şey, eğer kafayı kuma gömüp 3 seneyi çıkartmadan çalışırsanız, çıktığında belki de geçerliliğini kaybetmiş olacak. Daha da önemlisi, dünyada para hareketleri, sektörel gelişmeler, her şey ama her konuda ne olup ne bitiyor, bunu takip etmek zorundasınız. Sağlığınız, aileniz ve dostlarınız, bunlar önce gelmeli. İşiniz bundan sonra gelmeli. Gerçekten bakın, işini hayatının odağına koyup çok başarılı olan insanların ölüm döşeğinde söylediği sözleri açın görün, okuyun. Biliyorsunuz bunları. Ve sizin için başarı nedir? Oturun bir düşünün, tekrar tanımlayın ve en güvenli olduğunuz, moralinizin yüksek olduğu zaman veya tam tersine en kötü hissettiğiniz gün bile bunu unutmamak için yazın bir kenara, karşınızda dursun. Peki, ben daha fazla uzatmadan size bu basit notlarımı paylaştım, kapatıyorum. Ve ne kadar zamanımız var? Bir 10 dakikamız kadar var aslında. 20 dakikaydı. Ben yarısını böyle, yarısını öbür türlü diye hayal etmiştim. Güzel oldu. Bu anlattıklarımla ilgili veya anlatmadıklarımla ilgili hiç önemli değil. Varsa sorular, memnuniyetle cevaplamaya çalışayım. Evet, değerli katılımcılarımıza önemli bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Comments bölümüne, yorumlar bölümüne sorularınızı aktarabilirsiniz. Oraya gelen sorular var. Ben bir toparlama yapmak adına Boğaç Bey bir iki bir şey söylemek istiyorum müsaadenizle. Tamam. Yatırım dediniz, execution, ilerleme ve iyi bir yaşam öğesini özellikle entegre ettiniz. Hatta orada kişisel yolculuğunuzda bazı ihmallerinizin olduğunu da vurguladınız. Yeteri kadar çalışmaktan bahsettiniz. Her şeyi kendiniz yapmaya çalışmayın. Zamanı iyi kullanın, iyi yönetin. Ben bir şey eklemek istiyorum. Kendi kişisel yolculuğumdan yola çıkarak da aslında bunu sormak istiyorum size. Akıl hocası veya akıl hocalarına sahip olmanın bu yolculukta önemine ilişkin neler söylersiniz veya gerekliliğine ilişkin? Ne düşünür, neye inanır Boğaç Göncü bu noktada? Ya bu işin iki tane yolu var. Bir tanesi paralı, bir tanesi parasız. Parasız kendi network'ümüz, kendi tanıdığımız insanlar, kendi yakınlarımız, bu insanlarla geçirebileceğimiz kaliteli zamanlar, artı bu tarz etkinlikler, buralarda insanları yakalamak önemli. Paralı yoldaysa, yani gidip çok pahalı eğitimler almaktan bahsetmiyorum ama biz mesela yatırımcı seçerken biz hiçbir zaman bir yatırıma tek başımıza girmekten hoşlanmıyoruz. Zaten aldığımız %1, 3, 5, 10, 12 hani böyle 20 değil, anlatabiliyor muyum? Akıllı para diye bir tabir var. Yatırımcının da akıllı olanı, deneyimli olanı çok önemli. Dolayısıyla bu yolculuğa çıkarken sadece parayı koyan adamı değil, paranın haricinde size kapılar açabilecek insanları seçebilirseniz o teklifler daha değerli. Kendinize çok iyi yol arkadaşları seçmeniz çok önemli. Bu yol arkadaşlarının bazıları, bu executive uygulama yapacağımız, ekibin içinde yan yana kol kola çalışacağımız insanlar olacak. Ama bazıları da yatırımcı kimliğinde olacak. O melek yatırımcıların içinde olacak. Belki bizim gibi profesyonel, halka açık veya olan veya olmayan girişim sermayelerinde olacak. Dolayısıyla ben bunu çok 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 tavsiye ediyorum. Yatırımcı seçerken akıllı parayı seçebilmek çok önemli. Network'teki deneyimleri bedavaya toparlayıp akıllı görüşmelerle içeri entegre edebilmek çok önemli. Bunun haricinde dünyada pek çok bilgi, pek çok veri artık açık. Paylaşabilirim, takip edilmesi gerektiğini düşündüğüm kaynaklar var. Sonunda belki oturur bir şeyler, hani ben hazırlar size gönderirim, arkadaşlarla paylaşırsınız. Harika olur, çok isteriz bunu. Eminim katılımcılar da büyük bir istekle bunu talep ederler. Sorularla devam edelim. Tamam. Nafiz Can Önder'in sorusu var. Business plan kelime olarak biraz göz korkutucu olabiliyor yolun başındakiler için. Özellikle hangi adımlarına odaklanmak gerekir diyor business plan'ın. Şimdi business plan hikayesini birazcık bahsettim sunumda. Bu iş planına kimileri go-to-market strateji, kimi marketing plan, değişik isimler konulabiliyor. Ama burada birkaç tane hakikaten önemli alan var. Önce biz kimiz ve ne yapıyoruz? Bunu çok iyi tanımlamak lazım. Ben kimlerden oluşuyorum? Şirketimin
faaliyet göstereceği sektör ve çözeceği dert alan neresi? Bir numarada biz kimiz? İkincisi, biz ne üretiyoruz? Nasıl bir ürün, nasıl bir hizmet, nasıl bir deneyim tasarlıyoruz? Üçüncüsü, hedef kitlemiz kim? Biz bunu kime götüreceğiz? Kişi, kurum, sektör veya tam tersten geleyim. Hangi sektöre odaklıyız? Bu sektördeki hangi oyuncuları hedefliyoruz? Ölçek olarak, yani büyüklere mi gideceğiz, orta ölçeklere mi gideceğiz, küçüklere, long tail'e, soho'ya, small office, home office'e mi gideceğiz, esnafa mı gideceğiz? Hedef kitleyi belirlemek çok önemli. Sonra değer teklifini çok dikkatli kelimelere dökmek zorundayız. Neden biz? Bu insanlar, hedef kitlemiz, bizim ürünümüzü, bizim hizmetimizi neden tüketsinler? Biz bunu aynı value proposition'da diyoruz ya, böyle eski kafalı pazarlamacılar, hakikaten çok kritik bu value proposition, değer teklifi. Neden bizi alsınlar? Bu sorunun cevabını vermek çok önemli. İşte bu neden kısmında da iki tane bacak var. Çünkü bilin ki çözmeye çalıştığınız sorun aslında çoktan çözüldü bir yerlerde. Neden sizin çözümünüzü alsınlar? Bunun için de iki tane soruya cevap vermeniz lazım. Bir tanesi point of parity dediğimiz, ya bak siz bunu biliyorsunuz, bunu istiyorsunuz, bunu kullanıyorsunuz ama o bizde de var. Me too. Point of parity. Ama bir de bakın sizin bulamadığınız, sıkıntı çektiğiniz veya hayalini kurduğunuz, biz şöyle bir şey gördük. Hani araştırdık, inceledik, analiz yaptık, sorduk, soruşturduk. Point of differentiation, farklılaşma noktası. Biz şunu farklı yapıyoruz. İşte o neden sorusunun cevabı, yani %51'den fazla burada yatacak. Dolayısıyla biz kimiz? Biz hangi sektörü hedefliyoruz? Bir pazar analizimiz var. Bizim hedef kitlemiz ne? Bizim ürün ve hizmetimiz ne? Bunun içindeki değer teklifimiz ne? Ve nasıl bir fark yaratıyoruz? Nasıl bir fark? Ama daha da önemlisi, ben bunların hepsini aldım. Bakın nedir? What, who, why? Son soru. Nasıl? Benim derdimi nasıl çözüyorsun? İşte burada da artık ürününüzü anlatma zamanı geldi. Bak bir sürü soruyu cevapladık. Hiçbirinde henüz ürün yok. Hizmet yok. Ne yaptığınız henüz yok. Şimdi var. Nasıl yaptığınız var. Ve burada da ben artık ürün ve hizmet bile demiyorum. Aslında Marketing Türkiye'nin de yani bu eventlerini yapıyor. XCO bu deneyim tasarımı çok 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 kritik bir konu. Evet. Ne yaparsanız yapın, sizi hedef kitleniz, müşteriniz ya da onu temsil eden kişi, kurum, vadek, neyse gördüğü andan sizinle ilişkisi inşallah hiç bitmesin ama bittiği ana kadar her süreci çok detaylı düşünmeli, tasarlamalı ve execute edilebilecek, kolaylıkla execute edilebilecek hale getirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla olay hakikaten deneyim tasarımı. İster buzdolabı satın, ister yazılımcı olun, ister antivirüs programı yapın, ister fintech olun, ister martech olun, ne yaparsanız yapın. Dolayısıyla işin bu kısmı çok çok kritik. Business'in son kısmı, ama en önemli kısmı işte bu hav. Onun da iki bacağı var, söyledim. Bir tanesi rakamlar, bir tanesi de yani hedefler. İşte kaç kullanıcıya, kaç müşteriye gideceğiz, bunlara ne kadar kullandıracağız, ne zaman kullandıracağız, nasıl kullandıracağız ve ne kadar para harcayacağız bunun için ve ne kadar gelir kazanacağız. Bunlar rakam kısmı, planlayacaksınız ama yazmakla olmuyor. Ayağa kaldırabilmek için o yol haritası. Yol haritasındaki de tek 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 bütün itemler, her biri fizibilite ve post analiz olmalı. Son bacak da bu. İki soru daha var. Kısa kısa yanıtlar alacağım sizden Boğaç Bey. Teknolojiyi merkezine alan girişimler daha farklı. Tabiri caizse geleneksel olan girişimlere kıyasla yatırımcılar için daha heyecan verici gibi bir algı var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Teknoloji verimlilik için çok önemli. Gerçekten girdileri azaltıp çıktıları çoğaltan, çok hızlı ölçeklenerek büyüyebilen işlerin hemen hemen çoğu teknolojik ve çoğu da internet üzerinde yürüyen SaaS dediğimiz hakikaten servis işleri. Burada dünya hakikaten çok connected, çok hakikaten çevrim içi, online. Buralarda bir şeyler yapabilmek, buralarda başarılı olabilmek bu işi çok başka bir yere. Eskiden teknoloji deyince aklımıza elimize aldığımız ya da baktığımız, izlediğimiz cihazlar geliyordu. Artık bunları çok fazla düşünmeyin. Biz nasıl sanayi devrimini kaçırdık? Nasıl bilgi toplumu olma durumunu hani bir parçacık hani kaçırır gibiyiz, kaçırdık gibi. Bu teknoloji rüzgarında artık üretime yönelik şeyler
daha zor. Çünkü üretim konusuyla alakalı pek çok dezavantajımız var. Yönetemediğimiz faktörleri en çok burada görüyoruz. Faiz gibi, kur gibi. Anlatabiliyor muyum? Benzin fiyatı. Yaptım bir cihaz, bir yere göndermen gerekiyor. Ya ben bakmadım bugün ama yani yine 70 dolarlara falan gelmiş Brent petrol. Bakmanız lazım. Hele hele bir ürün üretiyorsanız sizin başarılı olabilmenizin en önemli faktörlerinden bir tanesi elektrik fiyatları ve petrol fiyatları. Takip etmeniz lazım. Dolayısıyla teknolojiyi merkeze aldığınız zaman lojistikten sizi kurtaran, üretimden kurtarabilen her şey bir değil, beş adım önde. Bak beş. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Çok uzun muhabbet, sadece bu kadarını söyleyeyim. Sorunları cep telefonunda çözebilenler parayı götürüyorlar. Anlatabiliyor muyum? Öyle, son dönemde öyle. Gerçekten yani öyle. Bakın, açın bakın. Akşam haberleri seyredin. O haberlerin öncesinde, ortasında ve sonunda çıkan reklamlara bir bakın. Yüzde kaçı online işler? Okey. Son bir soru. Türkiye'de refah içinde bir hayat için işi öncelik sıralamasında geriye koymak gerçekten mümkün mü? Gerçekçi mi bu? Şimdi refah deyince neyi kastediyoruz bilmiyorum ama huzur için mutlaka. Anlatabiliyor muyum? Huzur için mutlaka. Ben kişisel olarak bunu becerebildiğimi iddia etmiyorum ama bir farkındalığım olduğunu zannediyorum. Çünkü ihtiyaçlar sınırsız. Çok çok kritik konu. Yatırım yaparken de yaşarken de ayağınızı yorganınıza göre uzatmak. Herkes büyümek ister. Herkes evini büyütmek ister. Herkes tatilini uzatmak ister. Herkes ailesini genişletmek ister. Ama hani bu ne pahasına olacak? Ne pahasına olacak? Bütün hikaye hep burada. Nasıl bir bedel ödenecek? Evet, aynen öyle. Refah içinde bir hayatı tanımlamamız lazım. Yani ben her akşam evde yemek yiyorsam, hafta sonlarım benimse, senede 2-3 hafta tatil yapabiliyorsam ben refah içinde olduğumu düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Ha, evet. Ama özel jetlerle bir yerlere gidip gelmek diye tanımlıyorsak refahı. Yani o başka bir seviye tabii. İyi şanslar. Peki Boğaç Bey, çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız için Youth Talks 2021'e Starter Hub'ın genel müdürü ve yönetim kurulu başkan yardımcısı Sayın Boğaç Göncü. Çok teşekkürler efendim bir kez daha. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hızlı olun ama acele etmeyin. Peki. Babamın söylediği gibi acele et. Hızlı olun ama acele etme, çabuk ol derdi. Ha işte onun gibi. Ya işte anladın insanlar bunu. Kelimeler ben önemli. Ben karıştırdım siz söyleyince. Acele etme, çabuk ol. Acele etme. Hızlı ol. Peki çok teşekkürler. Çok teşekkürler Boğaç Bey. Değerli katkılarınız için.